Sayın basın mensupları, bugünkü basın toplantımıza başlıyoruz. Gündemimizde birçok hak ihlali var, fakat öncesinde gündemdeki önemli konulara değinmek isterim. Kobani Kumpas davasında ceza yağdı. Haksız, hukuksuz cezalarla siyaset cezalandırılmaya çalışılıyor. Kürt meselesi çözümsüz bırakılmaya çalışılıyor. Böyle cezalarla kimsenin varabileceği bir yer yok. Yine işte onlarca insanı öldürdünüz dediler ve bütün bu ölümlerden sorumlu tutamadılar. İfade özgürlüğü ile ilgili hususlardan ceza verdiler, abartılı cezalar verdiler. Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma nedenli cezalar verdiler ve fakat ortada sorumlu tuttukları herhangi bir şiddet olayı yok, ölüm yok. Buna rağmen söze ağır cezalar verdiler. Şimdi bu cezalar verilirken öte taraftan Ankara'da başka olaylar yaşanıyor ve inanılmaz sümenaltılar yapılıyor. Kobani Kumpas davasında bir taraftan ceza yağdırıyorsunuz, öte taraftan Sinan Ateş iddianamesi fos çıkıyor ve gerçekler sümenaltı edilmeye çalışılıyor. Gerçek katiller gözden ırak tutulmaya çalışılıyor. MHP ve Ülkü Ocakları'nın isminin geçmemesine dikkat ediliyor iddianamede. Apaçık tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getirenler, Ankara'dan İstanbul'a götürenler göz ardı edilmeye çalışılıyor. Apaçık görüntüler var. Onun ipini çekmişler, kalemini kırmışlar lafları var. Ama bütün bunlar iddianamelere giremiyor ve nazarı dikkate alınmıyor. Yine Ayhan Bora Kaplan'la ilgili dava devam ediyor ve orada da bakıyorsunuz mafya polise operasyon çekiyor. Ayhan Bora Kaplan isimli mafya lideri gayet rahatlamış durumda görünüyor. Geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli bu operasyonla ilgili darbe yapıldığını söylemişti. Ondan sonra işin rengi değişti ve Ayhan Bora Kaplan ve arkadaşları gayet rahat bir şekilde ifadeler veriyorlar ve müştekiler Ayhan Bora Kaplan hakkındaki ifadelerini geri çekiyorlar. İşte Türkiye'de bu işler dönüyor. Yani cinayet işleyen insanlar korunuyor. İktidarı, devleti eleştirenlerse ağır cezalara çarptırıyorlar. İşin özeti bu değerli arkadaşlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. İtiraz ediyoruz. Bu çifte standardı kabul etmediğimizi buradan ifade etmiş olalım. Bakanlıklara birçok soru önergesi vererek durumu soruyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor diye soruyoruz. Ve bazen bakanlıklara soru önergelerimizin gidişi bile engelleniyor. Mesela TOK aracı niye Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yok diye sorduk. Biz bu noktada soru önergemizin Ticaret Bakanlığı'na iletilmediğini gördük. Çünkü Sayın Numan Kurtulmuş meclis başkanı olarak efendim istişare mahiyetinde soru sorulmuş, bunu göndermem diyor. Yani biz istişare mahiyetinde bir soru falan sormadık. Biz TOK aracı büyük bir gösterişle tanıtılmıştı. Madem öyle niye Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yok? Bunu sormuştuk sadece ve bundan birileri rahatsız olmuşlar. Biz yine de cevabı bekliyoruz. Kamuoyuna da buradan deklare ediyoruz. Meclis başkanlığında önü kesilen soru önergemizin cevabını bekliyoruz. Kamuoyuna da duyuruyoruz ve Ticaret Bakanlığı'nın bir açıklama yapması gerektiğini söylüyoruz. Yine birçok bakanlık Ulaştırma, Ticaret Bakanlığı'na sormuştuk. TÜVTÜRK muayenelerini hepiniz yaptırıyorsunuzdur. Kredi kartından muayene yaptırdığınız zaman TÜVTÜRK ek bir ücret alıyor. Herkes buna o sırada isyan ediyor ama sonra unutabiliyor. Biz unutmadık, bunu bakanlıklara sorduk. Ve bakanlıklar bizden
bize tatminkar bir cevap veremedi. Ya resmen vatandaş soyuluyor. Yani nakit değil, kredi kartıyla ödeme yaptığınızda TÜBİTAK sizden ek bir haraç daha alıyor. Bu yasaya uymaz. Bunu sorduk, nereye uyuyor? Var mı yasada, yönetmelikte bir yeri var mı diye sorduk. Bakanlıklar bize cevap veriyor. Böyle her cevabı veriyor ama bu cevabı veremiyor. Yani TÜBİTAK nasıl bu işi yapıyor? Buna hakkı var mı sorularını soruyoruz. Başka cevaplar veriyor. Ya benim sorduğum soruya cevap ver. Ama başka cevaplar veriyor. Burada çok ilginç bir garabet var. Bakanlıkların izni dışında veyahut da bakanlığın temas etmeye korkacağı durumlar mı var? Ben tekrar bu bakanlara soruyorum. Soru önergelerin cevapları da bizde. Kamuoyuna da yansıtacağız. Olacak bir şey değil. Milyonlarca insan soyuluyor. TÜBİTAK kredi kartı ödemesi yapılınca ek ücretler alıyor. Yani bunlar yasa dışı işler ama gayet rahatlar ve bakanlık da bu konuda eksi artı hiçbir şey diyemiyor. Bu olacak bir iş değil değerli arkadaşlar. Biz kabul etmiyoruz. Milletvekili olarak milletimizin haklarını, hukukunu savunuyoruz. Ve bu yüzden soruyoruz. Önümüzde önemli hak ihlalleri var. Talip alan bir yılı geçti. 15-16 ay oldu. Hatay cezaevinde kurşunlanarak öldürüldü. Yakınları bize sık sık başvuruyor. Defalarca konuştuk ve soru önergesi verdik. Adalet Bakanlığı cevaplamıyor. Cezaevinde ihmaller sonucu bir isyan çıkıyor ve bu kişi kurşunlanarak öldürülüyor. Peki bu ölümle ilgili bir soruşturma var mı? Adli idari bu konuda da hiçbir açıklama yapılmıyor. Bunu kabul etmiyoruz ve bakanlıktan cevap bekliyoruz. Sürgün mahiyetinde nakiller insanlara zulüm olsun diye yapılıyor cezaevlerinde. Ebu Bekir Çoban, Kandıra F2'nin oğlu cezaevindeydi ve sürgün mahiyetinde Çorlu Karatepe cezaevine nakledildi. Öncesinde çıplak aramaya uğradığını söylemişti ve sonrasında da bu oldu. Yani düşünün, ihlale uğruyorsunuz, ihlale uğradığınızı söylediğiniz zaman da cezaevi idaresi o kadar keyfi ki sizi başka bir yere sürebiliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Her yerde olduğu gibi hukuksuzluk, yasasızlık ve keyfilik hakim cezaevlerinde, hele ki Kandıra F2 cezaevinde bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Geçit vermeyeceğiz. Yozgat T-Tipi cezaevinde Selim Acar sağlık açısından zor durumda, 28 yıldır mahpus ve oldukça önemli şikayetleri var. Adalet Bakanlığı'nın da bu konuyu incelemeye davet ediyoruz. Eyüp Şeker ilk önce Silivri cezaevinde yatmış, daha sonra Maltepe cezaevinde keyfi uygulamalarla halen bırakılmıyor ve tecrit devam ediyor. Yine bir vatandaş bize başvurmuş. Eşi Gine vatandaşı olan Doktor Sekuaba Konde ile evliymiş ve evine polis baskın yapmış ve işkence izleri görünmesin diye eşi de gözaltına alınmış. Kendisi hapishanede kalmış. Eşini de geri gönderme merkezlerine göndermişler. Yani eş kontenjanından Gine vatandaşı Sekuaba Konde mağdur edilmiş. Terörist ilan edilmiş. Mahkemeye ikamet için başvurmuş. 5 yıl kaçak yaşamışsın denmiş. Aslında öyle bir durum yokmuş. Ve ardından Tuzla geri gönderme merkezine göndermişler. Oturma izni vermeden aile ikametine başvurmuşlar. Onu da reddetmişler. Yine bütün belgeleri teslim etmişler. Ve ardından karakola teslim edilmiş, sınır dışı kararı alınmış. Doktor Sekuaba Konde Göçmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanı olduğu için mi bu zulümlere uğruyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Ve diyor ki, Hristiyan olan eşimi IŞİD'çileriyle aynı odaya koydular. Yani can güvenliğinden de endişe ediyorum. Bir başka başvuruda Aktekin Gültekin, 11 yıldır mağdurum diyor ve beraat aldım. Buna rağmen Danıştay bile geri dönüşme red verdi. Anayasa Mahkemesi'ne gittik, 3 yıldır bekliyoruz.
KHK ile meslekten atılmadım ve bir kumpas sonucu meslekten atıldım. Evraklarıma imza atan herkes ihraç oldu ve ben hala iade edilmedim diyor. Burada da önemli bir husus var. Beraat etmesine rağmen iade edilmeyen bir kişinin feryadını duymalılar. Necdet Bozdağ diyor ki, küçük bir esnafım, KOSGEB kredisi aldım. Nasıl oluyor bu işler, anlamak mümkün değil. Ve ödemelerini, kredisini, ödemesini yapmaya başlamış. Ve aniden ödemelerde bir 2300 lira artış görmüş. İşte sağa sola aramış, bağlı bulunduğu odayı aramış. Hiç kimse kendisine doğru dürüst bir açıklama yapmamış ama demişler faizler artmış. %7,5'tan %17 olmuş. Ondan dolayı bu ekstra faiz eklenmiş. Esnaf Sanatkarlar Odası böyle bir şey yapmış. Yani detaylı bir bilgi de alamadık. Yani önceki faizle ödeme yapıyorduk. Bundan dolayı da mağduruz diye bize başvurusu var. Bunu da bakanlığa ilettik değerli arkadaşlar. Evet. Kanun hükmü belgeseli İşçi Filmleri Festivali'nde gösterilmedi. Biz mecliste bir imza kampanyası düzenledik. Tüm milletvekillerine bu imza kampanyasını mail ile gönderdik. Fakat 69 milletvekilinden destek alabildik. DEM Parti, DBP, Emek Partisi tam kadro destek verdi ve diğer partilerden az destek geldi. Biz tüm vekillerin buna destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sanata yönelik bir sansür var. KHK ile ihraç edilenlerin yaşadıklarını anlatan bir belgesel filmin gösterilmesi zorbalıkla, hileyle engellendi. Buna karşı idare mahkemesine de başvuruldu ve fakat konu meclisin gündemine getirildi. Biz de soru önergesi verdik bu hukuksuzluğa karşı ve milletvekillerinden de destek istedik. Destek veren milletvekillerine teşekkür ederim ama destek vermeyen milletvekillerine de buradan hem kendim hem tüm KHK'lılar adına da sitem ediyorum. Çünkü bu kadar net bir şekilde bir sanat eseri sansürüne sessiz kalmamalıydılar. Hele ki bu sanat eseri yargısız infazla ihraç edilen yüz binlerce kişinin dramını anlatan bir belgesel film ise. Bu noktada milleti temsil eden milletvekillerini Can Candan hocamız, Boğaziçi'deki öğretim üyesi hocamız, o da eleştirmiş ve bu 69 sayıyı 69'dan geri kalan, imza atmayan milletvekillerini, geri kalan milletvekilleri siz belgesel sinemanın sansürlenmesini onaylıyor musunuz sorusuyla sitemini iletmiş. Şimdi hasta mahpus 28 Şubat davasından cezaevinde olan generaller, orgenerallerin tahliyesini ben her zaman için istedim ve şu anda da doğru buluyorum. Fakat yaşlılık, kocama, sürekli hastalık hali nedeniyle bu kişiler yani Cumhurbaşkanlığı affına uğradı. Fakat aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı önünde af için bekleyen böyle hasta mahpuslar da var. Bu kadıncağızın eksiği ne arkadaşlar? %89 engelli ve ağır hastalıkları olan MS, epilepsi ve depresyon hastalığı olan ağır bir hasta. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor almış ve Cumhurbaşkanı'nın önünde ve fakat halen kendisine rapor verilmiyor. Bu da olacak bir iş değil. Bu çifte standardı kabul etmiyoruz. Ben onu Menemen R cezaevinde gördüm. Şerife Sulukan'ı. Bir hekimim aynı zamanda. Kendisiyle konuştuğumuz zaman durumunu hiç iyi bulmadım. Sağlık açısından oldukça sıkıntılıydı. Ve fakat bu kişi halen bu hastalıklı haline rağmen cezaevinde tutuluyor. Bunlar kabul edebileceğimiz hadiseler değil.
Cezaevlerinden bize birçok mektup geliyor. Çok hasta mahpus durumunu aktarıyor. Bakın onların mektuplarından kısa özetler sunayım size. Nebahat Öncü Tarsus Kadın Cezaevi. Nadir görülen ve tedavisi çok ağır bir hastalığa sahibim. Schuch-Strauss hastalığı bu hastalığın adı. Geride bıraktığım 5 ayım inanılmaz zor geçti. Geldiğimden beri yerde yatıyorum ve hijyenik değil. 19 kişinin nefes nefese yaşadığı bu dar alanda sık sık enfeksiyona yakalanıyorum. Tedavim enfeksiyon için çok tehlikeli. İnfaz erteleme raporu vermediler. Cezaevimde idare edebilirmişim. Hastanede verilmesi gereken tedavilerim sevklerin gecikmesi nedeniyle aksıyor. Hastalığımın ciddiyeti artabilir. Hastalığımın beni düşürdüğü aziyeti kimse anlamıyor. Stresim, kaygım artıyor ve hastalık beni esir alıyor. Çok üzgünüm diyor. Düşünün böyle. Ağır bir hastalığı var, bildiğimiz bir hastalık, nadir rastlanan, milyonda bir rastlanan ama oldukça ağır ve direnci düşüren bir hastalığa sahip bir kişi çok olumsuz şartlarda yaşıyor, başvuruyor ama o kişi çıkamıyor. Yani böyle bir infazda çifte standart ve adaletsizlik olmamalı değerli arkadaşlar. Mehmet Güvel bize mektupla başvuran hasta yaşlı bir mahpus. Bakın onun durumunu da anlatayım size. Buca cezaevinde 78 yaşında %80 engelli Wernicke-Korsakoff hastası, aynı zamanda prostat hastası ve prostat kanseri. Hücrelerin camlarında demir parmaklıklar dışında ek olarak bir de tel örgüler var. Dışarıya bırakın elimizi, parmağımızı bile çıkartamıyoruz. Tel örgülerden dolayı hücreye düzenli bir hava akışı dahi yok. Yani diri diri bir tabutun içine konulmuşuz. Diyor kuyuların dibinden gelen seslerde Mehmet Güver. Şimdi bakın arkadaşlar, yarın mahkemesi olacak. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14.45'te. Eren Odabaş bir mahpus, hasta mahpus ve kanser hastası. Bakın üst üste hasta mahpusları size anlatıyorum. Düşünün bu insanlar da dışarıda olmalı. Ben hani diğerleri çıkmasın, bu sadece bunlar çıksın diyenlerden değilim. Benim kriterim siyasi değil, insan hakları. Hasta ise, ağır hasta ise bir kişi cezaevinde durmamalı diyorum. Benim kriterim bu. Yani o çıktı da benim siyasi görüşümden olan niye çıkmadı demiyorum. Tüm hasta mahpuslara aynı standart uygulansın diyorum. Bakın bu da Eren Odabaş, genç yaşında kanser hastası, desmoid tümör, bir bağ dokusu tümörü ve oldukça tehlikeli bir boyuta gelmiş durumda. Ya ameliyat ya da oldukça ağır ve evde alması gereken bir kemoterapi gerekiyor ve fakat halen cezaevinde. Umarım Eren Odabaş özgürlüğüne kavuşur. Yusuf Kenan Dinçer, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden bize yazmış. 6 arkadaşımız 85 aydır tek kişilik hücrede hukuksuzca tutuluyor. 3 kişilik hücrelere alınmalı. Kitap yayın haklarımız gasp ediliyor. AYM kararlarına uyulmuyor. Toplatma kararı olmayan yayınlar verilmeli. Keyfi sayı sınırlaması kaldırılmalı. Sohbet hakkı kısıtlanıyor. Haber kanalları kısıtlanıyor. Keyfi disiplin cezaları veriliyor. Denetim serbestlikler verilmiyor. Su kotası uygulanıyor. Sıcak su çok yetersiz. Bozulan demirbaşlar değiştirilmiyor. Sevke çıkan mahpuslar kelepçeli bekletiliyor. Semt polikliniğinde oturak özellikle bulundurulmuyor. Kelepçeli ve ayakta bekletiliyoruz diyor. Yani sanki orta çağ zindanları arkadaşlar ya. Şu hale bakın yani. Yani demokratik standartlar dibe vurmuş durumda. Gerçekten hal bu. Ve bu hali özellikle ısrarla da inatla da dayatarak devam ettiriyorlar. Nerede? Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde. İdris Caner, Bandırma İkinoğlu T-Tipi cezaevinden bize yazmış. En temel insani haklarımız elimizden alınmış durumda. Adli mahpuslarla aynı koridorda tutuluyoruz. Canlık güvenliğimiz yok. Yasaya aykırı işler yapılıyor. Ekrem Gün arkadaşımız tehdit ve hakarete maruz kaldı. Tüm kitaplarımız toplandı. Kitap sınırlaması getirildi. Sosyal etkinliklerden yararlanamıyoruz. Aramalar güvenlik kaygısıyla değil, psikolojik baskı için yapılıyor diyor. İkram İnce Kırşehir S tipi cezaevinin durumunu bize anlatmış. Süsleyerek sunmaya çalıştıkları toz pembe senaryoları olsa da asıl olanın gerçeklik olduğunu biliyoruz. Bunun için okuyoruz ama istediğimiz kitaplara ulaşamıyoruz diyor.
Yine Neslihan Albayrak Bakırköy Kadın Cezaevinden. Bir basın açıklamasında polis tarafından ağır bir şekilde darbe edildim. Ters kelepçeliyken başıma yumruk, gözüm, yüzüme tokat, ayak bileklerime basma gibi her şey yapıldı. Bunu teşhir edince hakkımda soruşturma açıldı fakat mahkemece cezalandırıldım. Aslında doktor raporunda her şey vardı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adaletsizce cezalandırıldım. Açlık grevine başladım. Talebim adil yargılanmak, bir de üstüne disiplin cezaları verdiler. Fazladan yatıyorum. İşkenceci polis ve sahte tutanak tutan müdür yargılansın asıl, diyor. İşte ülkenin hali bu arkadaşlar. Nurettin Kayaboğlu F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevinden yazıyor bize. Ve bu kişinin açlık grevi de 220 günleri bulmuş durumda. Açlık grevindeyim, yakınlarımıza yakın bir yere nakil olmak için ve bu çok ağır gayri insani tecridin bitmesi için açlık grevindeyiz. Başka çare bulamıyoruz, diyor. Ve yani bu kişinin sesini duymanız için ölmesi mi gerekiyor diye soruyorum Sayın Bakan Yılmaz Tunç'a. Semih Meriç İzmir'in 4 nolu T tipi kapalı cezaevinden bize yazmış. Hakkımızda olumlu karar veren mahkemelerin üyeleri sürülüyor. Olumsuz karar verenler ise ödüllendiriliyor. Hakkımızda olumsuz beyanlar verenler hemen tahliye. Olumlu beyanlar verenler ise somut delil olmamasına rağmen tutuklanıyor. Bu denli hasmane bir tutumla devam eden davada adil yargılanmadık. Sanıkların serbest kalmalarının tek yolu işlemediği suçları kabul edip bir kurguyla anlatmak mıdır, diyor. Muhammed Enes Zeren Tekirdağ 1 nolu F tipi yüksek güvenlikli cezaevinden bize yazmış. Her yol ile uğradığımız ihlalleri gündeme getiriyorsunuz. Bizim için çok kıymetli, bizim için küçük bir umut ışığı da sizler yakıyorsunuz. İnşallah bir gün bu küçük umutlar birikecek, biz de aydınlığa kavuşacağız. Sizin gibi vatandaşın, halkın sorunlarıyla ilgilenen ve bunu korkmadan, çekinmeden savunan insanlar bizim devlete olan güvenimizi tazeliyor, demiş Muhammed Enes Zeren Tekirdağ 1 nolu F tipi cezaevinden. Şimdi bakın şu fotoğrafı göstereyim arkadaşlar. Bunun videosunu da yayınladım. Yani başınıza bir iş gelir, bir gözaltına alınırsınız, ne bileyim istemeden bir kavgaya karışırsınız, bir kaza yaparsınız. Bir Ankara Emniyeti'nde gözaltı merkezinde tutulabilirsiniz. Bakın Ankara Emniyeti'nin gözaltı merkezinin hali bu. Sıhhiye Adresi'nde D kapısı girişinde bulunan karakolun hali. Onlarca kişi küçücük havasız bir alanda tutuluyor. 12 metrekare bir hücrede hijyen yok. 22 kişi var. İnsani ve İslami hiçbir uygulamaya da izin verilmiyor burada. Ya böyle olmaz. Bakın İçişleri Bakanı'na da buradan sesleniyorum. Ankara Emniyeti'ndeki bu gözaltı hücresi nedir ya Allah aşkına? İnsanlara üst üste buraya dolduruyorsunuz. Ya olur mu böyle bir şey? Yani her vatandaşın başına bir şey gelebilir, bir gözaltına alınabilir ama böyle bir muameleye mi uğrayacak yani? İnsan haklarına aykırı işleri bitirin diye buradan size sesleniyoruz. Bakın şu kişi Amerikalı bir Yahudi bürokrat. Lili Greenberg Cole. Filistinlerin toplu bir şekilde İsrail'den sürüldüğü Nakba'nın 76. yıl dönümünde 15 Mayıs 2024'te Biden'ın İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla istifa etti. Bu Amerika'daki Yahudi bürokrat İsrail'den Amerika'ya gelmiş. Önceleri Siyonist ırkçı bir kişiyken oradaki Filistinli arkadaşlarıyla tanışınca, onlarla konuşunca fikirleri değişmeye başlamış ve en sonunda böyle soykırıma karşı net bir tavır takınmış. Biz de onu çok değerli buluyoruz. Çok değerli örnek bir davranış sergilediğini de buradan söylüyorum ve tebrik ediyorum kendisini. Netanyahu ve Hamas liderleriyle ilgili bir tutuklama müzekkeresi başsavcı tarafından çıkarıldı. Bunu önemli buluyoruz. Bizim için katilin rengi, dili, dini fark etmez. İsrail de yapsa, Hamas da yapsa eleştirdik, eleştiriyoruz. Ve kimin ne suçu varsa yargılansın diyoruz. Netanyahu şu anda soykırıma devam ediyor. Korkunç bir soykırım yapıyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırıları kabul edilemez saldırılardı. Ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu adımını da oldukça önemli bir karar olarak değerlendiriyorum. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye müdahil olacaktı. Fakat bununla ilgili de bir adım görmüyoruz. Sayın Hakan Fidan'a buradan soruyorum. Bu davaya müdahil olacağınızı açıkladınız. Fakat hiçbir fiiliniz yok. Biz konuyu yakından takip ediyoruz. Ve soruyoruz buradan. Sizden cevap bekliyoruz. Lütfen bu cevabı verin diyoruz.
Bakın şu kişi depremzedenin sesini duymadılar. Şu kişi bir depremzede. Orhan Erdoğan ağır hasarlı raporu verilen evinin ağır hasarlı olmadığını belediye devlete de anlatamadı. Sesini duyuramayan ve yaşamına son veren Erdoğan'ın mesajlarını da kimsenin umursamadığı anlaşıldı. Yani bir garip ölmüş diyeler, 3 gün sonra duyuyorlar. Şu garip insan sesini devlete duyuramadığı için intihar etmiş. Yani arkadaşlar böyle bir devlet anlayışı olabilir mi ya? Garip gürebanın sesini devlete duyuramadığı bir yere hukuk devleti denir mi? Hapishanelerde denetimli serbestlikle ilgili zulüm devam ediyor. Mümkün olduğu kadar yokuşa sürüyorlar soyut gerekçelerle. Yok senin toplumda bulunman zararlı olacak, seni burada tutalım diyebiliyorlar. Ve benzeri birçok gerekçe ileri sürerek mahpuslar içeride tutuluyor. En son bir avukat yani gözlem kurulu tarafından serbest bırakılıyor ama çıkıyor cezaevinden, tahliye oluyor, infaz savcısı itiraz ediyor, çıktığı cezaevine bir daha geri gidip giriyor. Yani bunlar gerçekten artık ne kadar işin abartıya döndüğünü gösteren olaylar değerli arkadaşlar. Çap Yayınları deneme sınavında Türkiye'li ifadesini kullanan yazarın işine son vermiş. Yani Türkiye'li dediğiniz zaman gerek devlet nezdinde gerekse de bir takım kurumlar nezdinde özel de olabiliyor bunlar. Hemen şeytanlaştırılıyorsunuz. Aslında Türkiye'de sorunları bitirmenin yolu Türkiye'liliktir. İnsanları zorla Türkleştirmek değildir. İşte yıllardır anlattığımız budur. Bir geniş semsiye altında, geniş bir çatı altında insanları eşit vatandaş statüsü haline getirecek uygulamalar oluşturduğunuz zaman mesele biter. Bu da Türkiye'likle sağlanır diyoruz yıllardır. Etki ajanı ile ilgili bir kavram önümüze düştü. Günlerdir bu konu konuşuluyor. İşte vakıflar, dernekler etki ajanı ilan edilebilecek. Gazeteciler böyle bir yasa teklifi getiriyorlar. Bu kabul edilecek bir durum değil. Yani kendisine muhalif derneği, vakıfı düşünen insanı, yazarı, gazeteciyi etki ajanı ilan edebilecek bu yasa teklifi korkunç bir teklif. Bunu kabul etmiyoruz. Öte taraftan da bakıyoruz, araştırmalar yapılıyor. Kendisine muhalif vakıf dernekleri etki ajanı ilan edenler, vatan haini ilan edenler meğerse kendileri gidip Avrupa Birliği fonlarından fon alıyorlarmış, para alıyorlarmış. Yani düşünün, böylesi de bir utanmazlık mevzu bahis şu anda. Dilovası'nda bir hukuksuzluk vardı. Şu da belgesi. Dilovası'nda ana muhalefet partisi durumunda olan DEM Parti gerek ilçe protokolünden çıkarılmıştı, gerekse de ilçe insan hakları kurulundan çıkarılmıştı. Biz buna itiraz ettik. Bu inanılmaz hukuksuzluğu düzelttiklerini görüyoruz. Bir daha da böyle şeylere Dilovası Kaymakamlığı tevessül etmesin. Buradan da bunu söylüyoruz. Dilovası'nın ana muhalefet partisini görmezden gelen, belediye meclis üyelerini görmezden gelen bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bir daha da tekerrür etmesin diyoruz. Kroman Çelik Fabrikası Darıca'da bir tesis kurmak istiyor. Yarın da ÇED raporu yapılacak. Bu raporun tartışılacağı toplantıya ben de katılacağım inşallah. Bu fabrika işte bakın böylesine güzel yemyeşil bir alana kurulacak bu tesis ve oraları mahvedecek. Dereleri, toprağı, suyu, havayı mahvedecek. Biz buna karşı bir mücadele sergileyeceğiz. Kırım Tatarları ve Çerkez halkların sürgünlerinin yıl dönümünde acıyı bugün hala içimizde hissediyoruz. Biz ayrımsız tüm dini, etnik, mezhebi, siyasi tüm farklı gruplar için hak, hukuk, adalet ve eşitlik istiyoruz arkadaşlar. Ve bu korkunç soykırımın unutulmaması gerektiğini
söylüyoruz. Yıllar oldu ve bu soykırım hala insanlar için büyük bir hüzün meselesi. Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri bizi ziyaret ettiler. Farklı kesimlerden buluşup bir platform oluşturan bu arkadaşlarımızın faaliyetleri son derece değerli. Filistin duyarlılığının maalesef ki azaldığı bu günlerde Türkiye'de bu konuda önemli bir duyarlılık oluşturmak, Türkiye Vicdan Mahkemesi'nin sonuçlarını gündem yapmak ve mecliste tüm partilerin ortak bir işbirliğiyle Filistin konusunda siyaset üstü bir şekilde Filistin konusunu değerlendirmesini ve etkili ses çıkarmasını isteyen bu platformun çalışmalarını tasvip ediyorum, değerli buluyorum. Kendileri de ziyaret etti, yolları açık olsun diyorum. Son olarak her hafta belirttiğimiz gibi öneminden ve hukuksuzluğundan dolayı her hafta altını çizdiğimiz hak ihlallerine geçiyoruz. Cemal Kaşıkçı Türkiye'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda yok edildi. Recep Tayyip Erdoğan demediğini bırakmadı. Her türlü ağır laflar edildi ve fakat sonra kendi eliyle dosyayı Suudi Arabistan yetkililere teslim etti ve ardından bir kredi anlaşması imzalandı. Bu kişi de öldüğüyle kaldı. Evet. Osman Kavala, haksız hukuksuz zindanlarda tutulan bir başka insan hakları aktivisti, çok değerli bir insan. Bu toplum için çok iyi şeyler yapmaya çalıştığını yakinen bildiğimiz, binlerce insanın bunu çok iyi bildiği bir insan Osman Kavala, birisinin gadri yüzünden yıllardır zindanlarda tutuluyor, zulümdür, haksızlıktır, kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz. Şerif Mesidoğlu işlemediği bir cinayetten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ona. Kaymakam Muhammed Safi Türk cinayeti. Hiçbir doğru dürüst delil yokken ağır bir şekilde cezalandırıldı. Belli ki bir derin devlet cinayetiydi ve iş birisinin üstüne yıkıldı. Muhammed Fatih Safi Türk cinayetini ne kadar kınadıysak, lanetlediysek Şerif Mesudoğlu'nun bu haksız hukuksuz şekilde zindanlarda tutulmasını da eleştiriyoruz. Selçuk Kozağaçlı, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı, katliamların yıl dönümleri geçiyor. O katliamların patronları bile dışarı çıkıyor ama hala o katliamların mağdurlarının yanında olan Selçuk Kozağaçlı cezaevinde. Yani bu cümlemizin üstüne daha fazla bir şey söylemeyelim. Türkiye'de adaletin, hukukun geldiği nokta bu maalesef. İdealist bir insan hakları hukukçusu, değerli, zeki, gayretli, çalışkan, üretken bir insan Selçuk Kozağaçlı bu sistemin zulmünü yaşıyor. Ferit Şen Yaşar ve Emine Şen Yaşar kendilerine yapılan büyük hukuksuzluğa karşı 6 yıldır Urfa'da direndikleri gibi şimdi de Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde adalet istiyorlar. Ve yılmadan, bıkmadan, usanmadan, baş eğmeden adalet taleplerini hep gündem ediyorlar. Gabonlu Dina'nın durumunu hep takip ettik. Bir kadın olarak cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybetti. Davayı takip ediyoruz ve adil bir yargılama olup olmadığı noktasında çok önemli soru işaretleri var. Ve bu konuda bir adalet bekliyoruz. Yusuf Bilge Tunç, her hafta söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Korkunç bir olay, 6 Ağustos 2019'da kaçırıldı. Normal bir mafya tarafından kaçırılsa anında kaçıran bulunurdu ama maalesef halen kendisi hakkında bir iz bulunamadı. Yakınları devlet görevlilerince kaçırıldığını, yok edildiğini iddia ediyor ve bu konuda da hiçbir gelişme olmuyor. 2019'dan beri yok edilmiş bir insan var karşınızda. Maalesef bu ülkemizin tarihinde binlerce faili meçhul ve yargısız infazların olduğunu çok iyi biliyoruz. Gökhan Türkmen ve Yasin Uganda 9 ay ve 6 ay kaybedildikten sonra ortaya aniden çıktılar Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ve ardından cezaevine kondular ve mahkemede ağır işkencelere uğradıklarını
bir takım kendisini devlet görevlisi olarak tanıtan kişilerce ağır işkencelere uğradıklarını beyan ettiler. Gülistan Doku Dersim'de 3 yılı aştı, halen bulunamıyor. Ailesiyle konuşuyoruz. Meclisin gündeme almasını ve bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyor ailesi. Biz de annesi ve ablası, babası, tüm yakınları adına onların sözcüsü, temsilcisi olarak bu vatandaşımızın hakkını, hukukunu mecliste tekrar soruyoruz. Çok önemli bu hususlar. O yüzden her hafta soruyoruz. Şimuni Diril'in zorla kaçırılıp kaybedilmesinden sonra yine zorla kaçırılıp kaybedilen Hürmüz Diril'in cesedi hala bulunamadı. Ve mahkemesi adil mi değil mi, o konuda da bir belirlilik yok. Adalet talep ediyoruz onlar adına. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bugün basın toplantımızı burada bitiriyoruz.